Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'la birlikteyiz. Murat Bey nasılsınız? Teşekkür ederiz Kenan Bey, siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ederiz. Bu zor zamanda, yoğun bir gündemde bize vakit ayırdınız. Bu müsilaj meselesi nedir acaba? Bize biraz anlatır mısınız? Bu bugünün sorunu mu yoksa uzun yıllara mı dayanıyor? Yani aslında daha önce de denizlerimizde gözükmüş müsilaj problemiyle karşı karşıya kalmışız. Tabii biraz daha etkisi ve miktarı azdı. Diğer ülkelerde de müsilaja alakalı sorunlar, problemler yaşandı. Onlar da bir şekilde eylem planları çerçevesinde mücadele etti. Ya aslında denizin dibinde, doğanın her yerinde olduğu gibi bir ekolojik yaşam söz konusu. Yani bir döngü var. Bu döngü kendi kendini besliyor. Ve oradaki yaşam devam ediyor. O yaşamı olumlu veya olumsuz etkilendiğinde de o ekolojik yaşamda o döngüsel yaşam bir noktada duruyor. Durduğu zaman aslında işte etkilerini de görüyoruz. Yani ne demek istiyorum? Denizin dibinde işte yosunlar, oradaki ekolojik yaşam, balıklar, oradaki bitki türleri, balıkların yediği yiyecekler, bir yaşam döngüsü var orada. O yaşam döngüsü olumsuz etkilendiği zaman işte bugün baktığınızda orada bilim insanlarımız çok fazla bakterilerin üremesi, işte kirliliğin artması, iklim değişikliğinin etkilerinin çoğalmasıyla birlikte buradaki müsilajlar çoğalıyorlar. Müsilaj dediğiniz aslında %96'sı su olan bir madde. Baktığınızda bir bakteri, oradaki bakterilerin üremesi, çoğalmasıyla denizdeki yaşamı etkiliyor. Oradaki ekolojik döngüyü etkiliyor. Olumsuz manada etkiliyor. Orada güneş alamıyor, oksijen azlığı var ve çok hızlı da çoğalıyorlar. Çoğalmakla birlikte deniz yaşamı dibinde ve üstünde etkileniyor. Bizim bugün denizin üstünde aslında topladığımız müsilajlar ölenler, yaşamını yitirenler. Dolayısıyla denizin altında hala bir yaşam dengesi içerisinde müsilajlar üremeye de devam ediyor. Bunun sebeplerine baktığınızda Kenan Bey, en önemli sebep iklim değişikliği olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Sizin bir açıklamanız var. Marmara Denizi'nde 2,5 derece sıcaklığı arttı diye. Sadece bu sıcaklık mı yoksa biz yaşayanların da suçu var mı yani? Biz suçlu muyuz? Devlet denetlemediği için devlet suçlu mu? Belediyeler işin içinde, fabrikalar. Siz ne düşünüyorsunuz genel resme baktığımızda? Şimdi sadece iklim değişikliği değil tabii ki. İklim değişikliği deniz suyu sıcaklığının artmasına bir etken. Aslında bütün dünya bugün iklim değişikliği ile alakalı biliyorsunuz eylem planları açıklıyor. İşte Paris Anlaşması çerçevesinde ülkeler iklimle mücadele noktasında o eylem planları çerçevesinde projeler geliştiriyorlar. Gerek emisyon oranlarının azaltılması, gerek buradaki denizlerimizin ve yeşil alanların korunması adına, yeşil alanların miktarının artılması adına eylemler yapıyoruz. Sıfır emisyon diyoruz. Bu noktada baktığınızda iklim değişikliğinin etkileri muhakkak müsilajın oluşumuna en büyük faktörlerden bir tanesi. Ama bunun yanında buradaki kirlilik, evsel atıklardan kaynaklı kirlilik, yine deniz çöpleriyle denizde oluşan kirlilik diğer nedenler olarak karşımıza çıkıyor. Bizim iklim değişikliği noktasında mücadele olarak birçok eylem planı açıkladık. Aslına bakarsanız ülke olarak da bu konuda hakikaten iyi durumdayız. Ama bugün iklim değişikliğinin etkilerini işte aşırı seller, yağışlar, heyelanlar, hortumlar, daha önce belki hiç görmediğimiz olaylarla görüyoruz. Dolayısıyla burada etkin bir mücadele vermek zorundasınız. Bunun bir tarafı devlettir, bir tarafı belediyedir, bir tarafı vatandaştır. Dolayısıyla topyekun bir mücadele etmek zorundayız. İklim değişikliğinin
etkilerini aza indirirken diğer taraftan da şehirlerdeki kirliliği azaltmak zorundayız. İşte bu Marmara coğrafyasında 25 milyon nüfus yaşıyor. 25 milyon yani düşünün, bunların atık suları var, çevreye verdikleri zarar var, yerleşmeden kaynaklı alanların azaldığı durumlar söz konusu. Tüm bütüncül bakmak gerekiyor. Tabii biz biliyorsunuz bir eylem planı açıkladık. Bu eylem planı çerçevesinde de atacağımız adımlar var. 22 madde. Bu 22 maddenin içinde iklimle mücadele de var. Bölgedeki atık su arıtma tesislerinin, yani Marmara'nın geneline baktığınızda 7 ilimiz var. 7 ildeki arıtma tesislerinin %50'si biyolojik, ileri biyolojik. %50'si de ön arıtma diyebiliriz. Bizim bu ön arıtma tesislerimizi acilen ileri biyolojik arıtmaya geçirmemiz lazım. Bu noktada 3 yıllık bir eylem planı biliyorsunuz hazırladık. Bu eylem planı çerçevesinde de adımlarımızı atacağız. Bu tabii uzun vadede yapılacak iş. Kısa vadede de neler var? Yani bir kere burada kirliliği kontrol altına almamız lazım. O yüzden de denetimlerimizi çok sıkı tutuyoruz. Yani şu ana kadar 4000 üzerinde denetim yaptık. 4000 tane ve bir fiil bugüne kadar burada atık su arıtma tesisi olsun, kirliliğe sebebiyet veren olsun, ne kadar işletme varsa bunları anlık takip ediyoruz. 8 işletmeyi de kapattık. Toplamda da 12,5 milyon lira ceza uyguladık. Bunu aralıksız bir şekilde devam ettireceğiz. Etkin olacağız burada. Diğer taraftan da denizlerin üstünde yine kıyıda oluşan o müsilaj kirliliği. Bunu toplamak zorundayız. Neden toplamak zorundayız? O güneş ışınları denizin dibine gidemiyor. Dolayısıyla oradaki ekolojik yaşam dedim ya. Yani çok basit aslında, işte sonuçta eve bir şeyler alırsınız, yersiniz, yediğiniz yiyeceklerin atıkları olur. Atıkları işte aslında biz ayrıştırın diyoruz işte. Orada bir döngüsel yaşam vardır. İnsanın kendi biyolojisinde de aslında bu vardır. Yani çok fazla yersen rahatsız olursun. Evet. Az yersen işte hastalanma riskin var. Biz vatandaş olarak sizce bu müsilaj meselesine endişelenmeli miyiz? Şöyle, yani endişelenmeliyiz. Şöyle endişelenmeliyiz. Ya bir kere ya burası bizim göz bebeğimiz. İstanbul bizim göz bebeğimiz. Marmara bizim göz bebeğimiz. Ya biz endişelenmeyelim. Kirletmeye devam edelim. Atıklarımızı bırakmaya devam edelim. Efendim iklim ısınsın ama ya biz hiçbir tedbir almayalım. Olmaz öyle. Yani sonuçta bugün müsilaj çıkar, yarın başka bir şey çıkar. Sonuçta burada 25 milyon insan niye yaşıyor? Bura güzel olduğu için yaşıyor. Doğası güzel, denizi güzel. Endişelenmeliyiz ki bu doğaya ve denize sahip çıkmalıyız. Hepimiz sahip çıkmalıyız. O yüzden diyoruz biz Marmara hepimizin. Endişelenmezsek, aynı yaşam standartlarına, aynı anlayışla devam edersek başka olumsuz sonuçları da olur. Evet, bilim adamları diyor, genellikle kanı şu: 1989-90'dan beri biz Marmara Denizi'ni öldürüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim standart bir çevre politikamız yok mu? Yani bugüne kadar yok muydu? Bundan sonra olacak mı? Siz bir çevre bakanı olarak bu süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bugünün meselesi değil aslında. Yaklaşık 30 yıllık bir zaman diliminden bahsediliyor. Ya Kenan Bey şöyle, yani 2002 yılına baktığınızda bu ülkede 147 tane arıtma tesisi vardı. Şu an 1800'e yakın arıtma tesisi oluşturdu. Nüfusun o gün için %30-35'ine hizmet verirken bugün %80-85'ine hizmet verir hale geldik. Düzen depolama tesisi yoktu. Bugün 90 tane düzen depolama tesisi var. Ülkede sıfır atığı konuşuyoruz. Sıfır atıkla ilgili diyoruz ki ayrıştıracağız ve bunları ekonomiye ham madde olarak kullanacağız. Dolayısıyla bir yol kat ettiğimiz bir gerçek. Ama bu yapılması gereken iş olmadığı anlamına gelmiyor. Daha işlerimiz var. Evet. Neticede arıtma tesislerimizi biyolojik arıtma tesisi haline getirmek, ileri biyolojik yapmak, membran teknolojisiyle arıtmak. Bunun dışında arıtılmış suları, su fakiri olabileceğimizi konuşuyoruz 2030'larda, 2050'lerde. Dolayısıyla o arıttığımız suları şu an sadece %3.2'sini kullanıyoruz. Amacımız biz bunu %5'e, 10'a, 15'e çıkarmak.
hedefler koyduk. Marmara'da bu hedefi %15'e çıkardık. Dolayısıyla kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız. Bu kaynakların verimli kullanması su için de geçerli, yeşil alan için de geçerli, deniz için de geçerli, hepsi için geçerli. Onları verimli kullanmalısınız ki doğaya, çevreye en az zarar vererek hareket etmek zorundayız. Buna ilişkin bir politikamız, stratejimiz var ve bu doğrultuda aslında mücadele ediyoruz. Tabii buradaki topyekün mücadele, o bilinç, o alışkanlık da çok önemli. Yani insanlarımızın da bu noktada çevreyi ve doğayı korunması gereken bir çocuk olarak görmesi gerekiyor. Nasıl çocuğumuzu aman düşmesin, efendim aman hastalanmasın gibi koruyorsak, bir anne baba olarak şefkatle sarılıyorsak, bunlar da bizim çocuklarımız. Bize emanet bunlar. Dolayısıyla bu emanetlere en iyi şekilde sahip çıkmalıyız. Bunu da çocuklarımıza anlatmalıyız. O günün dünyasıyla bugünün dünyası da farklı. Sonuçta nüfus büyüyor, sanayileşiyorsunuz. Sanayileşmeyle birlikte doğaya verdiğiniz zarar artıyor. Sadece siz değil, şimdi işte Paris Anlaşması ne diyor? Bütün ülkeler dünyayla alakalı 1,5 derece ısınmış, 2,5 olmasın diye bütün dünya, işte 198 ülke bir mücadeleye giriyorsunuz. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bugünden daha kötü olma ihtimali var. Kuraklık diyoruz, kuraklıkla birlikte. Covid-19 ya, Covid-19'un mesela sebeplerine bakmak lazım. Yani acaba Covid-19 hakikaten Çin'den yayılan bir hastalık mı? Yoksa hem iklim değişikliğinin etkileri, hem doğadaki dengenin bozulması sebebiyle oluşmuş bir bulaşıcı hastalık ve yayıldı mı? Sayın Bakan, biz sizi 3-4 yıldır çok yakından takip ediyoruz yaptığınız çalışmalarla. Herhangi bir afet olduğunda hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Siz bu müzeler meselesine baktığınızda, yani bu görseli, bu görüntüyü gördüğünüzde üzülüyor musunuz? Tabii bir çevre bakanı olarak. Üzülmez olur muyum ya? Bakan olman önemli değil yani. Bir vatandaş, bir insan olarak üzülüyorsun. Yani burasının masmavi, tertemiz olması, içindeki balıkların, canlıların, oradaki ekolojik yaşamın devam etmesi bir insan olarak isteğimizdir ki şu an Çevre Şehircilik Bakanı olarak bir de sorumluluklarınız var. Dolayısıyla üzülüyorum tabii ki. Evet. Son olarak müsilajla ilgili son sorum şu: Marmara ne zaman normale döner? Sizin bir öngörünüz var mı? Ekipler kuruldu, bilim insanları çalışıyor, çalıştaylar yapılıyor. Bir yandan gemiler sürekli bir temizlik halinde. Sizin öngörünüz nedir Çevre Bakanı olarak? Şimdi bizim şöyle Kenan Bey, bilimsel bir çalışmayla gidiyoruz. Bir koordinasyon kurulu oluştu. Koordinasyon kurulu içinde alt gruplar oluşturduk. O alt grupların herkesin bir görevi var. Bilim gemilerimiz sahada, üniversite hocalarımız sahada. Hem bilimsel hem de teknik olarak acilen alınması gereken tedbirleri ve çalışmaları yapıyoruz. Diğer taraftan da uzun vadede atılacak adımları belirliyoruz. Bunların hepsinde bir stratejik plan çerçevesinde 3 yıl içerisinde tamamlayıp Marmara'yı eski haline getirmek istiyoruz. 3 yıl. Evet, 3 yılda biz Marmara'daki bütün atık su arıtma tesislerini ne yapacağız? Hepsini ileri biyolojik arıtma tesisi haline getirmek üzere çalışmalar yapacağız. Buna ilişkin bütün belediye başkanları, valiler il bünyesinde koordinasyonunu kurmak suretiyle yürütecekler. Biz de takiplerini yapacağız. Hem destek olacağız, hem de yapmadıkları zaman gerektiğinde bakanlık olarak yapmayı da mecliste inşallah düzenleyeceğiz. Onların bu işleri yapmasına ilişkin kanuni düzenlemelerle inşallah meclisimizde onları da çalışıyoruz. Düzenlemelerle birlikte daha hızlı yapmalarına imkan sağlayacak düzenlemeleri de hayata geçireceğiz. Bu tabii 3 yıllık periyot. Bunu yaparken de biz denizlerimizdeki azot ve fosfor seviyesini ölçeceğiz. Şunu net söyleyebilirim. Bugün Marmara 10 gün öncesinden daha temiz. Çünkü oradaki azot, birazdan bilim gemimizde de hocalarımızla konuşacağız. Biz azot ve fosfor seviyesini takip ederek bunların azalmasını sağlayacağız. Dolayısıyla oradaki müsilajın üremesine imkan sağlayan bu azot ve fosforu kesmiş olacağız. Ve oradaki eski ekolojik yaşamı yeniden hayata geçirmiş olacağız. Oralara midye yetiştiriciliğiyle, gerekirse balık sezonlarına ilişkin Tarım Bakanlığımızla yapacağımız çalışmalarla oradaki canlıların
yeniden hayata geçmesini, canlanmasını sağlayacak adımlar atacağız. Diğer taraftan da oradaki oksijen miktarını artıracak çalışmalar yapacağız. Tüm bunları yaptığımızda bilim adamlarımızın bize söylediği %40 azotu azalttığımız takdirde Marmara eski haline dönmeye başlar. Bunun da tabii ki süreci var. Yani öyle hemen bugünden yarına dönmüyor. Benim tahminim, biz bu çalışmalarla bu iradeyi ortaya koyduktan sonra hem kısa vadede hem uzun vadede attığımız adımlarla birlikte Marmara'mız 3-4 yıl içerisinde inşallah eski haline dönecektir diye ümit ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. Son bir müsilaj sorusu daha sorayım. Yerel yönetimlerle işbirliği halindesin. Herhangi bir sıkıntı var mı? Belediyelerle iletişim konusunda ya da herhangi bir istişare konusunda ya da çalışmalarla ilgili. Herkes birbirine sorumluluğu birbirine mi atıyor, yoksa Çevre Bakanlığı koordinasyonunda mı devam ediyor? Ya şu ana kadar hiçbir sorun yaşamıyoruz. Yani oluşturduğumuz koordinasyon kurulu çerçevesinde 7 il valimiz ve belediyemiz, yine sorumlu bakanlıkların bakan yardımcıları, ilgili kurum ve kuruluşlarla uyum halinde çalışıyoruz. Bir eylem planı belirledik. O eylem planına herkes imzasını attı. Ve bir iş programı çerçevesinde de bunları hayata geçireceğiz. Şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Zaten çevreye ilişkin siyaset yapmak, siyasi bir bakışla bakmanın da doğru olmadığını düşünüyoruz. Sonuçta Marmara bu halde. Şu an önemli olan Marmara'yı bu halinden kurtarabilmek için adımların atılması. Yani işte kapris yapmaya, senin yüzünden benim yüzümden oldu demeye gerek yok. Bu bize bir şey kazandırmaz. Dolayısıyla biz üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirerek Marmara'yı eski haline getirmek zorundayız. Ve buna ilişkin yine yapacağımız düzenlemeyle birlikte, farz edin ki bir idare üstüne düşen sorumluluğu o iş programı çerçevesinde yapmadı. Yapmazsa biz re'sen de yapacağız. Yani Marmara'yı biz kaderine bırakamayız. Kaderine terk edemeyiz. Marmara hepimizin ve bu Marmara'ya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Ama şu ana kadar bizim yaşadığımız bir problem, sorun açıkçası yok. Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten işin başından beri süreci yakinen takip ediyor. Koordinasyon kurulunun kurulmasından yapılacak kanun düzenlemelere kadar, verilmesi gereken tüm desteklere kadar bir fiil bu desteği bize veriyorlar ve onun bilgisi, becerisi, tecrübesi doğrultusunda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'la röportajımıza devam ediyoruz. Murat Bey, İstanbul depremi hazır mı sizce? Evet. Yani İstanbul depremi hazır değil. Yani bizim yapmış olduğumuz tespitlerde Kenan Bey, tüm Türkiye'de 6.7 milyon konut riskli gözüküyor. Ve bunların da 1.5 milyonu acilen dönüştürülmesi gereken konutlar. 300 bini de İstanbul'da. Yani çok acil, bugünden yarına hemen bunları dönüştürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tabii ki İstanbul, tüm Türkiye, 2000'li yılların başı itibariyle yaptığımız bütün projelerle birlikte bugün baktığımızda çok iyi bir seviyeye geldi. Hatta oran verecek olursak, yani biz işte sosyal konutla 1 milyon konut yaptık. 1.5 milyon kentsel dönüşüm konutu yaptık. Yapmış olduğumuz düzenlemelerle, deprem yönetmeliğindeki düzenlemelerle birlikte 2000 ve sonrasındaki binalar, ki her yıl baktığınızda biliyorsunuz yaklaşık 1 milyon 200 bin konut satılıyor. Bunların 600 bini yeni, 600 bini eski konutlar. Dolayısıyla her yıl 600 bin civarında konut üretiliyor tüm Türkiye'de. Bunların hepsi de yeni deprem yönetmeliklerine uygun konutlar. Tüm bunlarla birlikte baktığınızda ülkemizdeki yapı stoğunun yaklaşık %50'si depreme dayanıklı diyebiliriz. Ha, diğer %50'si de yeni deprem yönetmeliğiyle yapılmamış ama kısmi işte içinde riskli, kısmi az riskli binalar var. Totalde bizim odaklandığımız nokta
ki depremlerde de şunu görüyoruz. Hem Elazığ'da hem Malatya'da hem İzmir depreminde. Yıkılan binaların %90'ı 2000 ve öncesinde yapılmış yapılar. Yani aslında 99 yönetmeliği öncesinde yapılmış yapılar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim odaklanmamız gereken konu da burası. Tabii bu çerçevede biz tüm Türkiye'de bir seferberlik ilan ettik. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz anlayışıyla bir seferberlik başlattılar ve o günden bugüne de 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamış olduk. Şu an fiilen İstanbul'umuzda 126 bin kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm projesi var Kenan Bey ve fiilen İstanbul'umuzun hemen hemen 39 ilçesinde neresine gitseniz bakanlığımızın bir kentsel dönüşüm projesini görürsünüz, karşılaşırsınız. Bugün örneğin Üsküdar'da 5000 konutluk yeni Büyük Üsküdar dönüşümü anlayışıyla, başlığıyla bir dönüşüm projesini başlattık. Daha önce Kirazlıtepe Mahallesi'nde başlattığımız 2000 konutluk projeye bugün ilave olarak Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce mahallelerini içeren 5000 konut daha ekledik ve 7000 konut Üsküdar'da şu an fiilen artık başlamış durumda. Fikirtepe projesi yarım kalmıştı. Fikirtepe'de 15000 konutluk vatandaşımızı 60000 vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir proje başlattık. Diğer tarafta Ataşehir'de var. Efendim Ümraniye'de var. Bu noktada Pendik'te, Tuzla'da, Anadolu yakasında hemen hemen her ilçede örnek diyeceğimiz projeler gerçekleştirmek istiyoruz ve bu anlayışta da inşallah bu fikri tüm ilçelerde vatandaşlarımızın, hani devletin o noktada şefkatli elinin yanında olduğu, bu süreçte onların hiçbir şekilde mağdur edilmediği bir anlayışla yürütmeye çalışıyoruz. Avrupa yakasına... Evet, siz bakan olarak Türkiye'deki tüm binaları incelediniz mi? Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'deki tüm binaların deprem dayanıklılığı, sağlamlığı konusunda her binaya vakıf mı? Bunlar yıkılacaktır, bunlar değildir. Diye. Böyle bir inceleme söz konusu değil. Yani bu görev bakanlıkta da değil ayrıca. Değil mi? Bu görev bakanlığımızın biz şimdi binam riskli mi değil mi diye bir vatandaşımız sorguladığı zaman bizim Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurabilir. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği kuruluşlar var. Bunlara başvurabilir. Belediyelerimize başvurabilir. Riskli binanın tespitini belediyelerimiz de yapabilir. Yetkilendirdiğimiz kuruluşlarla yapabilirler. Ya da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesine gidip bizim arkadaşlarımızla riskli bina tespiti yapılabilir. Riskli bina tespiti tüm Türkiye'de, bütün belediyelerce veya vatandaşlarımızca yapılmış değildir. Riskli bina tespiti yapıldıktan sonra da bina eğer riskli ise bir ay içinde en geç boşaltılıp yıkılması gerekiyor. Ve bu süreçte de vatandaşımıza biz devlet olarak gerek taşınma gerek kira yardımı yapıyoruz. Bunun dışında da ada bazında vatandaşlarımıza hep biz şunu söylüyoruz. Yani Elazığ'da, Malatya'da Türkiye'nin en büyük dönüşümü gerçekleşiyor. Yani evet deprem oldu ama depremin dışında biz şehirde bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Normalde afet konutlarımızı biz hazine arazilerine yapabilirdik ama şehrin içinde bulunduğu alanlara yapıyoruz ki oradaki yaşam devam etsin. Ve bu manada Elazığ, Malatya'da 30 bine yaklaştı bizim inşa ettiğimiz konutlar. Yine İzmir'de 5000 konutluk çok örnek Türkiye'de İzmir'de tarihinde en büyük dönüşümü gerçekleştiriyoruz ki bunun yaklaşık 2000 konutunu da yerinde yapıyoruz. Bayraklı'da yapıyoruz ve 7 bölgeye belirledik. O bölgelerde yapıyoruz. Bunun dışında rezerv alanlarımız da var. Bu çerçevede ya bir seferberlik ruhuyla yürütüyoruz. Biz üzülüyoruz. Yani Elazığ'a, Malatya'ya gittiğinde, İzmir'e gittiğinde enkaz altında o insanların feryatlarını, acılarını, orada aileleri bekliyorlar, gözü yaşlı. Bir umut enkazın altından benim evladım çıkar mı, eşim çıkar mı, çocuğum çıkar mı diye. Çok zor bir süreç Kenan Bey. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Ama yani deprem öldürmez. Biz hep şunu diyoruz, riskli bina öldürür. Dönüştürmek zorundayız. Şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek zorundayız. Evet. Şimdi burada mesela vatandaş evini dönüştürmek istiyor. 10 katlı bir apartmanda oturuyor. Parası da yok.
nasıl bir süreç izlemesi gerekiyor? O biraz böyle hiç bilmeyenler için, şimdi kentsel dönüşüm diyoruz ya. Yani bu nasıl olacak bu süreç? Biraz anlatabilir misiniz şimdi, bakan olarak? Bir kere şu, yani vatandaşımızdan bizim ricamız riskli binada oturmasınlar. Yani bugün malınız gidebilir ama canınıza, çocuklarımıza, evlatlarımıza, geleceğimize bir sahip çıkmak zorundayız. Dolayısıyla riskli binada oturmayalım. Yani hiçbir şekilde riskli binada oturmayı açıklayamayız. Ne vatandaşımız açıklayabilir ne biz açıklayabiliriz. Dolayısıyla bunu bir an önce dönüştürmek zorundayız. Şimdi devletimiz, vatandaşımız geldi. Benim binam riskli. Tespitini yaptırdı. Biz binamızı yıktık. Efendim burada planla ilgili biz sizden destek istiyoruz. İmar planında. Efendim %15-20 artış yapılırsa biz bunu kendimiz dönüştürebiliyoruz. Peki hemen biz bize başvuran vatandaşımıza imar planında gerekli değişikliği yapıyoruz. Bu süreçte kira yardımı, taşınma yardımı istiyor, bunu veriyoruz. Adabazı'nda anlaştı, ya ben müteahhitlerle görüştüm ama yapamıyorum. Ya bana destek olur musunuz? Biz bakanlık olarak toplu komitesi başkanlığımız eliyle şu an fiilen sahada 272 bin proje yürütüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle ilgili, sosyal konut falan ayrı. 272 bin konutla alakalı. Yine kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüzün yürüttüğü projelerle alakalı biz vatandaşımıza yapım desteği de veriyoruz. Ne yapıyoruz? Yapım maliyetlerinden %30-40'a varan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sübvansiyon sağlıyoruz. Yani maliyeti diyelim ki 10 liraya mal ettik. Vatandaşımıza diyoruz ki biz bunun %30'unu 40'ını biz karşılıyoruz. Kalan bedeli de siz 10-15 yıl vadede bize ödeyin. Bankada yok, aracı yok, başka bir kuruluş yok. Yani TÜFE endeksi ödeyin ki TÜFE'yi de %10'u geçmeyecek şekilde. Bakanlık üstünden. Tabii. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza borçlanın. Gelin %10'u da aşmasın bu TÜFE. Bu çerçevede ödemelerinizi yapın. Biz size konutlarınızı teslim edelim. Taksitleriniz de teslimde başlasın. Bunu diyoruz. Yani ortalama bugün baktığınızda İstanbul'da işte 2 artı 1'lere 180-200 bin lira, 3 artı 1'lere 220-230 değişiyor projesi ne göre. Bir ödeme çıkıyor. Yani biz bunları 350-400 bin liraya, 500 bin liraya mal ediyoruz. Ve bu çerçevede kira öder gibi aslında. Yani aylık taksitleri 1500 liraya geçmiyor. Bu taksitler çerçevesinde ödüyorlar ve bittiği zaman da konutları değerli oluyor. Zaten hani bize 220 bin lira diyelim ki o sübvansiyon sonrası ödeme yapıyor ama bittiği zaman bugün İstanbul'a baktığınızda hemen hemen her yerde ortalama konut fiyatlarına baktığınızda 700-800 bin liradan aşağı yeni bina yok zaten. Dolayısıyla öyle bir değere de sahip olmuş oluyor. Adabazı'nda dönüşüyor, sağlam bir evde oturuyor, sosyal imkanları var, altyapısı sağlam, ısı yalıtımı var, ses yalıtımı var, deprem yönetmeliğine uygun tüm bu çerçevede yaşamına devam edebiliyor. Bunları da istemedi. Ya ben kredi kullanmak istiyorum. 120 bin lira olan krediyi biz 200 bin liraya çıkardık ve burada da 4 baz puan faizden destek vermek suretiyle bakanlık olarak yine vatandaşımızın dönüşümünü sağlanmasına destek oluyoruz. Evet. Bir de Murat Bey, sizin de çok yoğun gündeminizde bir Salda Gölü projesi var. İşte siz sürekli oradasınız, acil eylem planları açıklıyorsunuz gölle ilgili ama bir türlü kamuoyu ikna olmuyor yani Salda Gölü ile. Sizce neden ya? Orada bir şey eksik mi yapılıyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Siz gittiniz mi Salda'ya Kenan Bey? Ben gittim ama sizden sonra gitmedim. Peki önceki haline gittiyseniz evet, biliyorsun. Evet biliyorum. Nasıldı? Yani çok da böyle sadece görüntüsü güzeldi ama velakin etrafı çok da iyi değildi yani açık söyleyeyim. Orada bir tesis vesaire herhangi bir şey yoktu. Ben gittim de. Ya ben olsam orada yani çok göle yakın olmamak müddette orada bir koruma alanı sağlayıp biraz böyle bir oturma tesisi vesaire yapılabilir. Şimdi işte tam da bu noktada biz bir gün... Şey kamuoyu ikna olmuyor bir türlü. Ya ben o ikna olmayanların siyasi baktığını düşünüyorum. Yani belli bir algı çerçevesinde baktığını düşünüyorum. Yoksa yani 84 milyon vatandaşımızın büyük bir çoğunluğu burada yapılan projeyi takdir ediyor. Ve onlarla birlikte yapıyoruz. Onların istekleri, talepleri doğrultusunda yapıyoruz. Biz bir gün Burdur ziyaretimizde dediler ki o zamanki valimiz, şimdi Balıkesir valisi, ya çok güzel bir gölümüz var. Ben gitmemiştim, görmemiştim de. O kadar güzel ki dedi, bakmaya kıyamazsınız ama ya maalesef bu göl korunmuyor. Yani gölün kıyısına kadar arabalar giriyor, dibine kadar araçlar giriyor. İşte efendim orada çarpık yapılar var, işte çadırlar kuruyorlar, karavanlar geliyor, gölün kıyısına park ediyorlar.
efendim orada kaçak yapılar var. Gölün etrafındaki ilçeler, köyler sularını arıtmıyorlar, göle bırakıyorlar. Burası bir doğa harikası. Ya buraya sahip çıksak çok güzel olur. Sayın Bakanım dedi. Tabii dedim, gidelim bakalım. Gittik. Hakikaten ben de gözlerime inanamadım. Yani o turkuaz gölü, masmavi gölü, kıyısındaki o bembeyaz kumsalları, işte o NASA'ya benzer haline, yani bakmaya kıyamıyorsunuz. Ama bakıyorsun ki ya o araçlar dibine kadar girmiş. Hemen dedik buraya bir acil bir tedbir alalım. Ne yapalım? Ya bu araçlar bir kere gölün kıyısına kadar girmesin. Bu kumsala bak, bırakın üstünde güneşlenmeyi, üstüne basmamamız gerekiyor. Üstüne basmamamız gereken bir yerde araçlar oraya kadar giriyor. İşte efendim kaçak yapılar var, çadırlar var, üstünde yapılar kuruluyor falan. Hemen bir koruma projesi yapalım. Ne yapalım? Bu bölgedeki koruma alanını tam 7 kat arttırdık Kenan Bey. Yani mevcuttaki koruma alanını 7 kat büyüttük. Göl ve etrafında ne kadar göle atık su arıtma bırakan varsa, işte bakın bugün Marmara'da diyoruz ki kirlilik var, kirliliği temizliyoruz. Saldayı temizlemezseniz ileriki süreçte olacağı bu. Şimdi ne yaptık? Hemen koruma altına aldığımız bütün alandaki ne kadar köy, ilçe var ise %50'sini bakanlığımızdan hibe vermek suretiyle, ki köylerde onu da yapmıyoruz, tamamını biz yapıyoruz. Arıtma tesislerini yapıyoruz o koruma alanı içerisinde. Gölün kıyısına giriyorlardı. Şimdi Salda'ya gelen vatandaşlarımız 2 kilometre ileride gölle alakası olmayan bir otopark yaptık. Araçlarını oraya park etmek zorundalar. Oraya park edecekler. O araçlar orada park ettikten sonra elektrikli araçlarla gölümüzün kenarına, ki o bir koruma bandı çektik 500 metre. Beyazada bölgesinde hiçbir şekilde o 500 metrenin içine de giremiyor. Niye? Orayı biz koruyoruz. Diyoruz ki bu bir emanet, bir varlık, bir doğal varlık. Bunu koruyarak gelecek nesillere aktarmamız lazım. Dolayısıyla oraya girme yasağı, biliyorsunuz göle girme yasağı. Dumansız hava sahası ilan ettik. Göle girme yasağı ilan ettik. Ve orada kişi sigara, sayısını da sınırlandırdınız. Sigara daha galiba İçemiyorsunuz. Giren kişi sayısını, ziyaretçi sayısını kısıtladık. Ve ne yaptık? Yani şimdi siz de söylüyorsunuz. Yani oraya gittiğinizde yıllık 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. O ziyaretçiyi kısıtlamanıza rağmen, ki bizim bu tedbirlerimiz sonrasında daha fazla insan gelecek. Ve biz bu kısıtlamalarla oradaki insan sirkülasyonunu kontrol altına aldık. Gelen insanlarımızın da ihtiyaçları var. O ihtiyaçlarını giderebilecekleri üniteler yaptık. Ne yaptık? İşte kadınlarımız geldikleri zaman çocuklarına bakabilecekleri alanlar. Efendim orada gidip bir gölün 700 metre, 600 metre gerisinde göle karşı işte oturabileceğiniz teraslar, o teraslarda işte çay içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz, orayı izleyebilirsiniz. Bu alanları yaptık. Orada gelenlerin ihtiyaçlarını giderecek, günlük ihtiyaçlarını giderecek alanların inşasındaki bunların da tamamını doğal malzemeden, ahşap ve işte taştan, doğal malzemeden inşasını gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde orada bir betonlaşma olsun istemedik. Oradaki bütün kaçak yapıları yıktık. Ne kadar kaçak yapı varsa, ne kadar derme çatma yapı varsa yıktık. Ve mevcut yapıların da imara uygun bir şekilde, eğer imara uygunsa diyoruz ki tamam devam edin. Veya değilse de orada vatandaşımıza destek oluyoruz. İşte cephesi düzelmesi gerekiyor, orada ilave yatırımlar yapması gerekiyor. Destek oluyoruz ve inşallah bu sayede Beyaz Adalar kısmını tamamen koruma altına almış olacağız. Diğer tarafta da Halk Plajı kısmında da yine kıyıdan 500-600 metrede hiçbir yapı yok. Hiçbir şekilde buraya araç giremez. Hiçbir şekilde burada kamp kuramazsınız, çadır kuramazsınız, konteyner koyamazsınız anlayışıyla düzenledik. Oradaki endemik bitki türlerini yaşaması için yeni lavanta bahçeleri kurduk. Lavanta bahçelerinde, orada Burdur'da lavanta. Evet, Burdur'un meşhur. Mesela gidecekler, vatandaşlarımız orada o lavanta bahçelerinde gezecekler. Efendim Salda'nın o güzelliğine bakacaklar ve oradaki o doğal güzellikten en güzel şekliyle, en insani şekliyle istifade edecekler. Ve bittiği zaman da ben inşallah orada hep beraber gideceğiz.
tüm Türkiye'ye verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu, gururunu yaşayacağız. Evet, çok önemli bir mesele daha var. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Kanal İstanbul'la ilgili düzenli olarak açıklamalar yapıyor. Ne olursa olsun bu projeyi yapacağız diye. Ekrem İmamoğlu dahil muhalefet reklam filmleri, afişler yaptırıyor. Onlar da yaptırmayacağız diye. Yani Kanal İstanbul'la alakalı bir şey var. Böyle bir... Siz ne düşünüyorsunuz bu Kanal İstanbul projesi? Öncelikle mesela bize hiç bilmeyen için şunu anlatabilir misin? Ya Kanal İstanbul ne için gerekti? Bu bir finansmanı sağlanabiliyor mu? Finansman konusunda herhangi bir problem var mı? Ve muhalefetin bu söylemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi yani tabii herkes kendi içinde, kendi çerçevesinde Kanal İstanbul'a ilgili fikirlerini paylaşıyor ki paylaşmakta da özgür. Kimse siz Kanal İstanbul'la ilgili veya buradaki işte marina ile ilgili, şuradaki yat limanı ile ilgili, şuradaki proje ile alakalı niye böyle düşünüyorsunuz diyemeyiz. Diyemeyiz. Ama gerek bir kamuoyu oluşturuluyor tamamen Kanal İstanbul yapılmayacak diye. Orada bir ya şimdi bu kamuoyu oluşturulması doğru değil. Herkes fikrini özgür bir şekilde söylemeye hakkı var zaten ki aslına bakarsanız Kenan Bey bunun 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştı bu projeyi. Kanal İstanbul projesini İstanbul'umuza armağan ediyoruz dedi. Ve hemen akabindeki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız %52 oy alarak ki yeni hükümet sisteminde de Türkiye'nin ilk hükümet sistemiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı oldu. Dolayısıyla... o günkü şartlarda bu vatandaşımıza, kamuoyuna sunulmuş bir projeydi. Yeni bir proje değildi. Ama maalesef Kanal İstanbul üzerinden hiçbir bilimsel açıklaması olmamasına rağmen yani depremi tetikler diyorlar. Neden tetikler? Yani sorduğunuzda bilimsel bir açıklaması yok. Efendim derinliği 21 metre bir kanal depremi tetikler. Ya o zaman tetiklerse binanıza yapacağınız bodrumlar da tetikler. Binanıza önünde yapacağınız yüzme havuzu da tetikler. Yani onun da bir derinliği var. 21 bin metre derinlikteki bir kanal nasıl olur da depremi tetikler? Öyle bir şey yok. Bilimsel olarak biz koyduk, tespit ettik, açıkladık. Efendim su kaynaklarımız azalır. Su kaynaklarına etkisi %3. Yani İstanbul'un su kaynaklarına etkisi %3. Aa, bunun dışında Kenan Bey, bizim şu an yaptığımız işte Melen projesi olsun, diğer projeler olsun İstanbul'a, İstanbul'un su ihtiyacının kat ve kat fazlası projelendirilmiş, yapılıyor, inşa ediliyor, bitmek üzere. Ve bittiği zaman zaten hani bu ihtiyaçla ilgili her türlü talep ortadan kalkacak. Efendim çevreye etkisi vardır. Ya 200 tane bilim adamı çalıştı, ÇED raporu hazırladık. Ekolojik dengesinden, buradaki yabani hayvanların yaşamından, efendim buradaki bölgenin ihtiyaçlarına kadar 200 bilim adamı bir ÇED raporu hazırladı. Günlerce, haftalarca, aylarca çalıştılar. Ve orada bu konulara ilişkin her türlü detay derc edildi rapora. Yani efendim su sızdırmazlığı ile ilgili, efendim ekolojik etkisi, su kaynaklarına olan etkisi, etkilerle ilgili alınması gereken tedbirler, yapılması gerekenler hepsi var. Şimdi bilim insanları diyoruz. Bu çalışanlar bilim insanı değil mi? Ya bunlar o zaman bunlara yanlış bir davranış içerisinde değil miyiz biz? Şimdi bunların hepsi. Sonra İstanbul'a niye yapılmalı? Ya yılda 45-50 bin gemi geçiyor. Dünya ticareti artık gemiler üzerinden gidiyor. Sizin üç tarafınız denizlerle kaplı bir ülkesiniz ama su yolunu kullanmayacaksınız. Deniz ticaretini kullanmayacaksınız. Böyle bir anlayış olabilir mi? Yani siz deniz ticaretiyle alakalı mümkün olan en iyi şartlarda bak. Yani çerçeve çizeceksiniz. Çerçeve dahilinde projelerinizi yapacaksınız, yatırımlarınızı yapacaksınız ve bu ülkenin istihdamına katkı sağlayacaksınız. Sonra deprem konuştuk bak. Depremle alakalı. Peki ben bunu söyleyenlere diyorum ki ya bir metrekare rezerv alan gösterebilir misiniz? Yani bir boş gidip biz rezerv konutlarımızı üretelim. İstanbul'daki bu kadar 300 bini acil 1,5 milyon dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürmek için rezerv alanımız var mı? Toplanma alanımız var mı? Arge merkezlerimiz var mı? Bunların hepsini gidelim buraya yapalım. Planlama yaptık. Arazinin %52'sini yeşil alana terk ettik. %52'si. Yani finansman konusunu çözebildiniz mi? %52'si yeşil alana terk edilmiş. Hep ne diyoruz biz? Kanal İstanbul projesi İstanbul Boğazı'nın özgürlük projesidir. Koruma projesidir. Kurtarma projesidir.
Ve bu çerçevede yapmış olduğumuz planlamayla arazinin %52'sini donatıya terk ettik, yeşil alana terk ettik. Türkiye'nin en yeşil, en çevreci projesi olacaktır. Ve kat yüksekliğini, yoğun ilave 500 bin nüfus dışında bir nüfus gelmesin istiyoruz. Ki bu 40 kilometre büyüklüğünde yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Finansmanla alakalı dedik ki biz burada kamu arazileri var. Kamu arazilerinin planlanmasını zaten bu planlama dahilinde yaptık. Bu plan atıl olarak kullanılan, şu an atıl, hiçbir belki kıymeti değeri olmayan arazileri projeyle birlikte projenin finansmanında katkı sağlayabilecek şekliyle, yine donatı ihtiyaçlarını, şehrin donatı ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bir planlama yaptık. Ve daha önce biz biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olsun, Marmara Yolu olsun, havalimanımız olsun, bunların hepsini yapıştı, devret, PPP dediğimiz modellerle yaptık. Bunlara ilişkin de Ulaştırma Bakanlığımız çalışıyor. Gerek buradaki araziler, gerek işte buradaki oluşacak liman, marina, yat limanı, gemi geçiş ücretlerinden kaynaklı gelirlerle birlikte inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi İstanbul'un marka değerine marka katacak Kanal İstanbul projesini hayata geçireceğiz. Evet. Son olarak Murat Bey, 2018'de göreve geldiniz. Birçok deprem geçirdiniz, seller oldu. Farklı farklı doğa olaylarıyla da mücadele ettiniz. Şimdi müsilaj çıktı. Siz bir bakan olarak vicdanınız rahat mı? Ben görevimi layıkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum diyor musunuz? Ya onu biz demeyelim ya, vatandaşımız takdir etsin. Yani biz dersek doğru olmaz. Ben elimden geleni yapıyorum. Gece gündüz mücadele ediyorum. Depremlerde, sellerde hep vatandaşlarımızın yanında oluyorum. İşte müsilaj problemi, İstanbul'dayız. Günlerce, haftalarca, aylarca kaldığımız günler oldu. Elimden gelen bu. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İlave finans kaynakları geliştirerek daha fazla iş üretiyoruz. İşte TOKİ başkanlığımızca, gerek diğer genel müdürlüklerimizle, İller Bankası'yla birçok projeleri hayata geçirdik. Tüm ekip inanın 7 gün 24 saat gece gündüz çalışıyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşımız bu süreci kendisi takdir edecektir, değerlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir etti. Biz de Allah nasip etti, böyle bir görevi 3 senedir yapıyoruz. Ben yaptığım görevleri layıkıyla yapmaya çalışırım. O konuda bir plan çerçevesinde yapmış olduğumuz stratejik planlarla, hedeflerle, o hedefler doğrultusunda adımlarımızı atmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bu. Artık gerisini milletimiz takdir edecektir. Evet, çok teşekkürler Beşiktaş'a katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.